Merhaba canlarım. Hayırlı günlerimiz olsun. Ben şöyle canım bir kıyma et karışık şöyle bir kavuruyorum. Anlarım. Şöyle kısalım altını da. Nasılsınız canlarım? İyi misiniz? Rabbim iyilik güzellik versin inşallah. Ben ne yapacağım şimdi? Brüksel lahanası yemeği yapacağım. Normal lahana yemeği gibi bir yemek yani. Bakalım. Şimdi soğanlarımı da atıyorum. Soğanlar. Lahanalarım su da. Brüksel lahanalarım su da canlı. Şimdi bunları da içlerine atacağım. Biraz da salça ekleyeceğim. Bir kıymalı et kavrulsun. Tuzunu da atalım. Bir tane derim. Murat kuzu eti bu. Kuzu etiyle canlar biraz kıyma karışık. Etin kokusu buraya kadar geldi yani. Biraz soğanları öldürelim. Yelkenizi de atalım. Azıcık da sıvıya koyalım. Al bir şey. Salladım. Birazcık atalım altına. Brüksel lahanası yapıyorum ben. Kesmedim. Bütün bütün yapacağım. Canlar. Şöyle. Sadece şu arkalarını kestim. Siyah yerlerini. Tencere buna yettim. Onları. Bir de şey yapayım. Sıcak su koyayım. Suyumuzu da ekleyelim. Bu kadar bunun malzemesi. Başka da bir şey yok. Şöyle şey yapacak. Çekecek. Görüyorsunuz değil mi suyunu da? Şöyle. Suyundan beraber lahana yemeği gibi pişecek canlar. Kapağını da bulalım. Orada takıldasın. Şöyle bir bekleyelim biraz kaynasın. Ondan sonra bakarız cevabına. Brüksel lahana. Bizim lahanamızın minyatürü. Aynı. Değişen hiçbir şey yok. Var mısınız? Brüksel lahana. Küçük minik. Cüce. Cüce lahana. Aynı lahanamızın aynısı.
Ortasından da kesmedim. Biraz şöyle sarılar var, onları da atmadım. Şöyle. Hepsi pişsin. Canlar. Kaynamak üzerine sıcak su koyduk ya. Sıcak su koyunca hemen kaynamaya başlarlar bunlar. Takır takır takır. Etini kavurduk zaten. Soğanla eti kavruldu. Yani bunlar da biraz böyle bir bıçağa batırırsın. Yani giriyorsa pişmiş demektir. Bundan sonra löp löp yemeği nasip olur inşallah. Sebzenin her türlüsü güzel. Canlar. Kuzu etim biraz yağlı gibiydi. Onun için şey yapmayacağım. Başka bir şey koymayacağım yani. Şöyle. Kuzu etim de yağlı karışık. Lahanaya güzel yakışıyor. Etli lahana. Edirneliler çok yapardı. Edirne'de bulunduk biz. Bir zaman. Orada işte kız orada ilkokula başladı. Bir arkadaşı vardı. Kış günü. Ne yedin kızım? Lahana. Etli lahana yemeği. Bunlar çok yapar. Kapuskayı etli yaparlar. Bu da onun küçüğü işte. Böyle. Canlar. Bakalım yiyecek mi Hüsra Hanım? İnşallah yer. Bilmiyorum ki. Bazı kişiler lahananın kokusunu sevmezler. Şöyle de kuzu etinin yağları lezzet katsın diye attım içine. Biraz kuzu eti, yağlı kuzu eti, biraz kıyma karıştırdık. Bakalım. Köpüklenmeye başladı, üst kaynayacak. Ufak ufak kaynamaya başlıyor. Brüksel lahanası. Bunun kavurması da oluyor. Kavurabilirsin de ortadan ikiye ayrılırsın. Biraz soğan kavurursun. Bunu da ortadan ikiye ayrılmış bir şekilde. Yine biraz ister salça koy ister koyma. O şekilde de yenebilirsin. Veyahut da bunu şey yapıyorum ben. Yine böyle bütün bütün bir buharda bir iki taşım kaynatıyorum. Yani buhar şeyinde
bir öldürüyorum yani, yumuşuyorlar. Ondan sonra soğutuyorum. Üzerine sarımsaklı yoğurt. Öyle de çok yapıyorum. Güzel oluyor. O zaman lahananın kokusunu da alıyor sarımsak. Ama şimdi böyle bir yemek, böyle çorba gibi yemek gibi bir şey yapayım dedim. Kaynamaya başladı. Bakar mısınız? Kaynıyor. Tamam. Görüyor musunuz? Şuradan başladı kaynamaya. Yani ne bileyim 15 dakikaya pişer bu herhalde, 10-15 dakikada hazır olur. Öyle. Hatta şunu şöyle bir çevirebiliriz. Oradan kaynamaya başladı ya, buradan da kaynasın. Suyunu birazcık çekince, lahanalar da yumuşayınca bu hazır. Böyle. Kokusu gelmeye başladı. Mis gibi. Vallahi mis mis. Aa, mis gibi. Altı az mı açık? Ya iyi. Bu şekilde devam etsin. Bu şekilde devam edebilir. İyice hızlandı pişmesi.
tamı kısalım, şakalım, yanmasın, taşmasın, ütülmesin. Şöyle dinlene dinlene. Yemyeşil oldu, görüyorsunuz değil mi rengi? Mis gibi oldu. Bazıları da öyle ayrılır piştiği zaman. Aynı işte lahana diyorum ya. Sıcak olup cama yemeği nasılsı? Petekleri nasılsı? Yani sıcak terli yansın. Mis gibi koktu vallahi. Şunu da çekiyor azar azar. Vallahi şaka maka pişti yani. Şöyle bir bıçak yardımıyla bir bakayım. Bıçağımızın yardımıyla bir bakalım. Şöyle daha var mı, vakti yok mu? Yok, biraz sert. Biraz daha pişmesi gerekiyor. Sert biraz yanmış. Mis mis kokusu geliyor, mis. Mis gibi koktu. Fazla sulu yapmayacağım. Az sulu yapacağım ben bunu. Suyunu çeksin bir baya. Çok sulu sulu gerek yok lahanaya. Şimdi bunun kapağını kapatalım, bakalım. 10 dakika sonra pişeceğini umuyorum yani. Anladım. Bunu bir kendi haline bırakalım bari bakalım. Canlarım. Pişti gibi bir şey yani.
mevsimler. Soğan işlerinde iri olanlar. Çok güzel bir yemek bence. Bu hatır hastaları lahanalardan uzak durecekler, biliyorsunuz değil mi? Böyle işte Brüksel lahanası, normal lahana, kara lahana, ne bileyim, kırmızı lahana, lahana türlerinden uzak durmaları gerekiyor. TSH'ı yükseltiyor. Ondan uzak durmaları gerekiyor. Yani yeseler de yani çok sık sık yemesinler. Bir ara ben yemiştim. Hemen hemen yani 2-3 günde bir o kara lahananın yemeğini, dolmasını, TSH'ı yükselmişti. Şu an bilmiyorum tabii ne vaziyette olduğunu. Bayağı bir yükselmişti benim. Canlarım böyle. Bugün de böyle yani yemeğimiz. Bir bakalım bir daha. Bir daha bakalım. 5 dakikalık bir şey kaldı. Rahat giriyor. Şöyle bastırdığım zaman giriyor. Bakın zorlanmadım. 5 dakikalık bir şey var bunun zamanı. Tamam böyle. Kapağımızı da kapatalım. Biraz kapalı olarak pişsin. Daha sonra sanırım tamam. Çok fazla da tabii erimesinler. Biraz ağza gelsin. Canlarım. Efendim? Ne oldu? Ne oldu? Anladım benim. Yemeği pişti. Şöyle. Şöyle. Lahana yemeğimiz. Bunlar böyle. Bu şekilde. Yemeğimiz bu şekilde canlarım. Yiyenlerimize afiyet olsun. Böyle canlarım. Pişti, çok güzel oldu. Canlar görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere diyorum. Anladım. Brüksel lahanası yemeği. Sulu yemeği. Ne derseniz deyin işte. Yemek mi, çorba mı? Kolayınıza ne geliyorsa.
Mükemmel. Güzel görünüyor değil mi? Görüşmek üzere canlarım. Hoşça kalın.